Evet, az önce il başkanlarını konuşurken biz aslında notlarım arasında bir not var. Büyük Birlik Partisi il başkanına da biraz değinmemiz gerekiyor. Ben Büyük Birlik Partisi başkanını yayınımız ve kanalımız aracılığıyla, bu yayın aracılığıyla bir uyarıda İsmi bulunmak neydi? istiyorum. Ben ismini Ahmet hatırlayamadım. Eşref Yılmaz. Yani şimdi dediniz de ismini duydum bir gazeteci olarak arkadaşım. Yani Ahmet Eşref Yılmaz diye bir il başkanı mı var bu şehirde? Yani varlığını kendini ispat edememiş, varlığından beni haberdar edememiş bir il başkanının ismini konuşmanın ne anlamı var ya? Var mı sahada kardeşim? Siz bugüne kadar bu şehrin muhalefet noktasında bu şehirde şu eksik dediği bir tane açıklamasını bana gösterir misiniz? Aslında var. Hani o konuda hakkını vermek istiyorum ama şu konuda çok ciddi bir şekilde uyarmak istiyorum Sayın Başkanı. Bizatihi de yakın olduğum aslında bir Ya ben siyasi tanımıyorum ya. parti Bir il kere başkanı. karşılaştım herhalde dediğiniz ismini bilmiyordum. Yani üç ismi olduğunu bilmiyordum mesela. Evet, iki ismi Ahmet Eşref Yılmaz soy ismiyle birlikte. Ahmet Bey'i ben şu noktada uyarmak istiyorum. Bakın Ender Bey, siz bir il başkanı olsanız adaylarınıza hiyerarşiyi sağlamak zorundasınız. Doğru mudur? Bir otoriteyi koymak zorundasınız. Ben Sayın İl Başkanını bu program aracılığıyla, bu yayın aracılığıyla ve şu an bizi izleyen, canlı olarak izleyen 427 kişinin huzurunda bu uyarıyı yapmak istiyorum. Ahmet Eşref Yılmaz adayları noktasında hatta bir tık daha artırayım. Teşkilatlarına da hakim olamadığını şu an düşünüyorum. Ben bir il başkanıysam, siz bir il başkanıysanız teşkilatınıza ve adaylarınıza bu seçim döneminde hakim olmalısınız. O otoriteyi sağlamalısınız. Benim şu an gözlemlediğim Büyük Birlik Partisi il başkanlığında o otoritenin, o hiyerarşinin oturmadığı. Bu benim eleştirim olsun Büyük Birlik Partisi'ne. Zira iddialı adayları var. Var ciddi iddialı adayları var. Mesela Olta adayı İddialı çok adayları iddialı. var. Bakın çok iddialı. Yani Ama Torun'daki adayı çok iddialı. eğer bu seçimde kazanmak için siyaset yapılıyorsa öncelikle o otorite, o hiyerarşi sağlanmalı diyorum. Acaba o mu sağlamıyor? Bak bir de Yoksa yani adaylar mı umursamıyor? yoksa adaylar Aynı ya kapıya adaylar çıkıyor bakın şimdi aslında. bakın şimdi Zarif Bey burada şimdi şunu söyleyeyim. Ben Muhsin Yazıcıoğlu'nu Allah rahmet etsin. Şu anda bizi izleyenlerden de istiyorum. Ruhuna bir Fatiha da okuyalım. Çünkü gerçekten iyi bir Türk milliyetçisi, güzel bir devlet adamı. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun Amin. Muhsin Yazıcıoğlu'nun. Şimdi Erzurum'daki adayları güçlü, yani az önce değil mi? Mesela Tortum adayı Hasan Ali Kayabaş iddialı bir isim. Mesela Oltu adayı gerçekten iddialı bir isim Nazım Koşar beyefendi. Gerçekten iddialı. Yani Oltu'da bugün yarın seçim olsa Nazım Koşar kazanır diyebilirim Büyük Birlik Partisi'nden. Ama yani il teşkilatının, bak az önce ne dedik? AK Parti il başkanı ilçe ilçe dolaşıyor, vatandaşa bir şeyler anlatıyor. Şimdi az önce ben ismini dahi bilmiyorum derken sahada görmediğim için diyorum. Sahada olmayan bir il başkanı, yani işte İspir'de adayı var, Uzundere'de adayı var, her ilçede adayı var ama il başkanı yok. İl başkanı nerede? Nerede ya? Bana gösterir misiniz? Bana şu son seçim sürecinde şu ilçe başkanının adayıyla beraber şuraya gitti, şu açıklama yap dediği bir tane açıklama gösterebilir misiniz ya? Yok. Bu yüzden konuşmaya da gerek yok. Bence adayları konuşalım. İl başkanları da başarılı olanı biz zaten konuşuyoruz burada. Bakın Serhat Caneş var. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi boyunca Erzurum'da ilk kez konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzurum'da aday olduğunu ilk kez insanlar biliyor. Bundan önce Cumhuriyet Halk Partisi yok muydu bu şehirde? Vardı ama yoktu. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni tabela partisi olmanın bir tık, iki tık, üç tık ötesine kim getirdi? Serhat Caneş getirdi. Bu kabul edilecek bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binası neredeydi kimse bilmiyordu. İlçe başkanı var mı kimse bilmiyordu. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin diyoruz ki Büyükşehir Belediye Başkanı adayı var. Çok ciddi isimler kalktı Yakutiye ilçelerde. adayı var. Evet. Palandöken adayı var. Aziziya 20 ilçe ve Büyükşehir'de adayı var. Burada Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı çıkaramıyordu. Ender Bey, burada lafınızı unutmadan bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum'da güney ilçelerde aday çıkardı. Buyur. Bu çok önemli bir şey aslında. Kuzeyde de çıkardı. Yani aslında Merkezde de çıkardı. DEM Parti ile hani kol kola imajı veriliyordu ya. Genel siyaseti konuşmuyorum. Yerel de Serhat Caniş aslında bunun mücadelesini verdi bence. Çok da Bu başarılı yüzden. oldu. İşte bakın Serhat Caniş herkes konuşuyor. Evet. Hangi internet, sosyal medya gazetesi arkadaşın sitesini açsam haftada bir kere mutlaka Serhat Caniş'in çıkmış yapmış olduğu bir açıklama var.
Ama eleştiri yapmış, ama bir şey yapmış. Ya bundan öncekiler yapamıyorlardı. Yani az önce neydi Büyük Birlik Partisi Başkanı'nın ismi? Ahmet Eşref Yılmaz. Ahmet Eşref Yılmaz beyefendiyi seçimlerden seçimlere 2-3 tane internet sitesinde ismini görüyoruz. Başka da bir yerde yok. Yani siz sadece seçimlerden seçimlere siyaseti hatırlıyorsanız yapmayın bu siyaseti. Ben bunu anlatıyorum.